tabanca patladığı zaman kaç tane mermisi varsa ve hedefte kaç kişi varsa onları öldürebiliyor. Televizyon öyle bir silah ki program başladığı zaman 30 milyon insanı öldürebiliyor. 30 milyon, 60 milyon, 100 milyon. Şu silahın dehşetinin farkında mısınız? Ben Müslümanların farkında olduğu kanaatinde değilim. Eğer Müslümanlar bu silahın farkında olsalardı, herkesten evvel en büyük televizyon kanalları Müslümanların olurdu. Neyin farkında bu Müslümanlar? Bak nasıl saldırıyorlar Müslüman. Nasıl saldırıyorlar? Müslümanın imanına, Müslümanın kitabına, Müslümanın başörtüsüne, Müslümanın irfanına, Müslümanın Muhammed'ine saldırıyorlar. Farkında mısın bu silahın dehşetini? Değilsin. Müslümanlar hiçbir şey farkında değil. Nasıl gösteriyorlarsa öyle bakıyorsun. Nasıl sana gösteriyorsa sen onu görüyorsun. Sen onların mahkumusun. Olduğu gibi göstermiyorlar. Çarpıtıyorlar, yanıltıyorlar, şaşırtıyorlar, alttan söylüyorlar, önünden, arkasından kesiyorlar. Bu silahın farkında olmayan Müslümanlar ezilmeye mahkumdur. Onun için şahsen ben şu kürsüden vaaz-ı nasihat etmekte fevkalade rahatsızım, huzursuzum, iştahsızım. Niye? Neden şu beyin gücümü bir saat şurada yapmış olduğum vaaz ve nasihatı diyelim, irşadı, vaazı, niye şu caminin içinde mevcut olan şu kadar yüz veya şu kadar bin kişiye yapmak zorunda kalayım? Şu anda yaptığım şu konuşmayı, şu vaaz-ı nasihatı bugünkü teknikle, bugünkü imkanla en az 30 milyon insana bu konuşmayı yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Vallahi bunun hesabını Allah'a vereceksiniz. Niye beni şu dört duvara mahkum ettiniz? Ama bu imkan olmasaydı, bu teknik olmasaydı başka çaremiz yok. Ya Rabbi ne yapalım derdiniz, derdik. Ama yok, bugün bu imkan var, bu teknik var, bu silah var. Niye kullanmadınız? Bir futbolcunun bacağını aynı anda 30 milyon, 40 milyon insan seyrediyor da bir hocanın sarığını niye seyrettirmediniz Müslümanlara 30 milyona? Niye bu silahı ele geçirmediniz? Niye buna hakim ve sahip olamadınız? Neden Ebu Cehillerin eline terk ettiniz televizyonları? Müslümanlar hesap vereceksiniz. Hocalar hesap verecek, hacılar hesap verecek, müminler hesap verecek. Allah'ın dinini, Allah'ın davasını, Allah'ın kitabını, hitabını, ahkamını, Kur'an'ını aynı anda milyonlarca insana ulaştırmak, kavuşturmak, yetiştirmek mümkünken niye mahkumuz? Müminlerin mesul olması hususunu şuna benzetiyoruz. Diyelim ki bir hastanız var. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde yatıyor. Size telefon ettiler. Acele, çok acele kan isteniyor. Şu evsafta acele kanı getiriniz. Kan isteniyor. Yani ortada bir hayat var. Bu kan o hastaya ulaşması lazım. İstiyorlar. İmdat gibi çağırıyorlar. Şimdi size bu haber geldiği zaman en süratli vasıtayla zamanınızın, mekanınızın, muhitinizin en süratli vasıtası neyse onunla götürmek gerekirken, buna da imkanınız varken, buna da gücünüz yetiyorken
o vasıtayı kullanmaz da yaya olarak götürmeye kalksanız ve götürdüğünüz zaman da hasta ölmüş olsa, burada sorumluluk var mı yok mu? Bu sorumluluk en süratli vasıtayı kullanmayan insanın sorumluluğudur. Niye en son en süratli vasıtayla götürmedin de yaya götürdün? Allah'ın dinini, Allah'ın davetini, hidayetini, dinini insanlara ulaştırmak, hastaya kan ulaştırmaktan vallahi daha mühimdir. Hastaya kan ulaştırmaktan Allah'ın dinini ulaştırmak daha mühimdir. Biz bu kadar mühim bir meselede neden bu tekniği, neden bu teknolojiyi en süratli aynı anda 30 milyon insana kavuşmak, ulaşmak mümkünken bu tekniği kullanmayıp da hala camilere toplanıp da az buçuk insanlara vaaz etmek zorunda kalışımızın vebali ve günahı siz söyleyin Müslümanlar var mı yok mu? Vallahi var. Bakın adam bizi, Müslümanları işte bu silahla vuruyor. Irzı ve namusu bu silahla çökertiyor. Ahlak ve maneviyatı televizyonla çökertiyorlar mı, çökertmiyorlar mı ya? İşte silah bakın. Niye bu silaha sahip değilsiniz? Niye bu silaha sahip olmadınız? Dinden, imandan, namustan, edepten, hayadan, secdeden, seccadeden haberi olmayan bir avuç basın yayın elemanı, bir avuç hergele aflıyorum bu televizyon kanallarına sahip oldular da sabahlara kadar zinayı, fuhşu, içkiyi, kumarı yayıyorlar da ırzı ve namusu çiğniyorlar da şu memleketin hakiki sahipleri olan Müslümanlar neden bundan daha kuvvetli bir silaha, bir televizyona, bir yayına, bir kanala niçin sahip olamadılar? Sen sadece seyircisin. Sen sadece sessiz ve soluksuz seyirci durumunda kaldın Müslüman. Zavallı Müslümanlar. Bu üzüntümü, bu teessürümü ifade etmeden hiçbir yerde konuşma yapmıyorum. Bundan huzursuzum. Allah'ın bizden bu hesabı soracağından huzursuzum.